Şu an imparatorun halısının önünde duruyoruz. Bu halı, Metropolitan Müzesi koleksiyonundaki en güzel İran halılarından biri. 16. yüzyılda yapılmış. Büyük ihtimalle İran'ın en büyük şahlarından biri olan Şah Tahmasp'ın döneminde. İnanılmaz güzel bir halı. İmparatoru ziyarete gelenlerin üzerinde bıraktığı etkiyi bir düşünsenize. Bu olağanüstü halı bir şekilde Rusya'ya ulaşmış. Belki takas sonucu veya diplomatik bir hediye olarak verilmiş olabilir. Daha sonra 1700'lerde 1. Petro tarafından Viyana'daki Habsburglara hediye edilmiş. Senelerce birkaç defa daha sahip değiştirdikten sonra ise 1943 yılında halıyı Metropolitan Sanat Müzesi satın almış. Evet, halı gerçekten de olağanüstüydü ama bir o kadar da hassastı. Bu yüzden müze, imparatorun halısını satın almadan sonraki 60 yıl içinde sadece 2 defa halka sergileyebildi. ...2006 yılında bu halıyı sergileyebilmemiz için çok ciddi bir koruma programı altına almamız gerektiğini fark ettik. Konservatörler detayları incelemeyi çok severler, hatta mümkünse de mikroskop altında. Çünkü bu sayede lifleri, boyayı ve materyalin yapısal durumunu incelemek mümkün oluyor. Eğer bu eserin genel durumuna bakacak olursak, gerçekten mükemmel bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişte yama ile çözülmesi gereken birkaç durum olmuş olsa bile en ufak detayına kadar o kadar kaliteli bir şekilde yapılmış ki özel bir insan için yapıldığına şüphemiz yok. Daha önce yapılmış, çoğunlukla halının arkasında bulunan koruyucu katları inceleme altına alarak başlamamız gerekiyor. İlk kat, bütün halıyı kaplayan ama biraz zedelenmiş haldeki parlak kırmızı renkli ipek bir kumaş. Bu ilk katı kaldırdığımızda bir kat daha kaplama görüyoruz. İki kat kaplama kumaşı kaldırdığımızda da halıyı koruma amacıyla eklenmiş başka kaplamalar da olduğunu görüyoruz. Bu halının önü ve bu da arkası. Stüdyoda çekilen fotoğraflar sayesinde bizden önce yapılmış olan koruma çalışmalarını rahatlıkla görebiliyoruz. Bu astarı çıkardıktan sonraki ilk aşama. 660'tan fazla yama bulunuyor. Bu sayı, önceki konservatörlerin bu değerli halıyı korumak için sarf ettikleri eforu açıkça gösteriyor. Şimdi biz yamaları çıkarıyoruz. Çünkü bazıları çok sıkı bir şekilde dikilmiş. Bu da halının orijinal yapısını bozuyor. Yamaların hangi tarihlerde dikildiklerine dair hiçbir belge yok. Zaten büyük ihtimalle değişik yamalar değişik zamanlarda dikilmiş çünkü birkaç farklı kat yama bulmak mümkün. Çoğu zaman bir kat yamayı çıkardıktan sonra altında başka yamalar da bulabiliyoruz. Halıdan söktüğümüz her şeyi topluyoruz çünkü bunları daha sonra boya analizi yapmakta kullanacağız. İpekten yapılmış atkı ve çözgüleri de topluyoruz. Kullanılan ana malzeme yün ve aslında halının bu kadar narin olmasının nedeni de ipeğin yünden daha hızlı eriyor olması. Sonuç olarak halıdan 700'den fazla yama çıkarmış olduk. Halıyı dinlendirdikten sonra dengelememiz gerekiyor. Boyanma aşamasında olan yünden bir kat ile halıyı güçlendireceğiz. Halının orijinal renkleriyle uyuşması için yünü 4 farklı renge boyuyoruz. Kırmızı, yeşil, sarı ve beş. Halıda kullanılan boyalar doğal boyaymış. Biz ise sentetik boya kullanıyoruz. Bu bile oldukça büyük bir fark olması için yeterli bir sebep. Renklerin uyumlu olmasını sağlamak için değişik renklerle denemeler yaptık. Her rengin tarifini de yazıyoruz ki daha sonra tekrardan çoğaltılabilsin. Sonra bu tarifleri profesyonel boyacılara veriyoruz. Çünkü boyanması gereken kumaş miktarı oldukça fazla ve bizim bu işi burada yapabilecek tesisimiz mevcut değil. Bir sonraki aşama, halı ile yeni materyali kusursuz bir şekilde birleştirmek. Burada yeni kumaşın rolü, halıyı desteklemek. Şu an halıyı sağlamlaştırmak için hazırlanıyoruz. Bu köşede zarar görmüş bir alanın örneği var. Önceki yamalar çıkarıldığında karşılaştığımız hali işte bu şekilde.
Aslında buna benzer hasarlı başka alan pek yok. Bu hasarlar köşelere ve katlanma yerlerine özgü. Şimdi kumaşı ve halıyı birleştireceğiz. Kumaş şu an halının arkasında. Halıyı sağlamlaştıracak şekilde yerleştirildi. Bundan sonra halının düz yüzü çevrilip son dikişleri bu taraftan atılacak. Bu yarı kurtarılmış kumaş kenarı parçalarını da incelemeye çalışıyoruz. Kumaş kenarının çok ufak bir kısmına mikroskop altında bakıyoruz. Kumaş kenarlarındaki dikişlerin çok büyük önemi var çünkü bunlar halıyı daha güçlü tutmakta çok büyük rol oynuyor. Dokumacılar halı kenarlarını değişik şekillerde örerlerdi. Dolayısıyla bir halının kenarına bakarak halının hangi bölgede, hatta hangi dokumacıda dokunduğunu söylemek mümkündür. Çok fazla halı kenarı dikişi maalesef günümüze kadar gelemiyor. Bu yüzden bu halıdan günümüze ulaşan kenar parçaları bizim için inanılmaz bir teknik bilgi kaynağı oldu. 3 koca yıl boyunca süren çalışmalardan sonra halı sonunda tüm görkemiyle karşımızda. Korumak için yaptığımız onca uğraş halıyı sağlamlaştırdı ve bu halıyı bu kadar göz kamaştırıcı yapan şeyin ne olduğunu artık daha iyi görebiliyoruz. Orta kısımda zengin renkler, çevresinde ise zıt renkler var. Orta kısım hayvanlarla dolu bir orman olarak tasarlanmış. Sanki gerçek ve hayali hayvanlardan oluşan bir alanda gibisiniz. Kenarlarda ise birkaç katmandan oluşan sarmal şeklinde arabesk süslemeler göze çarpıyor. Dikkatli bakarsanız bu süslemelerin arasına saklanmış hayvan kafalarını da görebilirsiniz. Pers kaligrafisi ile de halıdaki görsel dil güçlendirilmek istenmiş. Saf güzelliğini yüceltmek için örneğin bunun gibi bazı dizeler yazılmış. Hadi gel, baharın esintisi çayırın tazeliğini çağırıyor. Kralın itibarının keyfini sonsuza dek sürmesini dileyen bu gibi diğer bazı dizelerin ise kralı övmek için yazıldığını görüyoruz. Bunun gibi güzel ve karmaşık bir halı ancak 16. yüzyılda İran'da yapılmış olabilir. Safevi Devleti'nde ipek böceği yetiştiriciliği ve boyalar hakkındaki teknolojik gelişimler estetik sofistikasyon ile beraber gelişince ortaya harika eserler çıktı. Şimdi de bu koruma projesinin sonucunda müze ziyaretçilerinin daha önce yaşamadığı bir deneyim yaşayabilecek olması son derece heyecan verici bir gelişme.